olarak da ben bugün aslında herkesin bununla alakalı da yazanlar var. Merak ettiğim bir şey soracağım. Geçtiğimiz hafta yayınlanan Paramızın Nerede Değerlendirilen başlıklı makalenizi okudum ben bugün. Merak eden arkadaşlar da hangikredi.com sitesinden ya da LinkedIn'den okuyabilirler. Çok güzel bir yazı olmuş. Ağzınıza sağlık. Sağlık. Teşekkür Henüz ederim. okumamış olanlar için de sizin tabirinizle sorması kolay, cevaplaması zor bir soru sorayım ben de. Paramızı nerede değerlendirelim ve bu değerlendirme için bir yatırımcı olarak nasıl hareket edelim? Aydın, kısa videoya hazır mısın? Başlıyorum anlatmaya. Ya şimdi bu yılların aslında bir soru, yani cevabı. Vakit kazanmak için suyu değiştim. Şimdi her seneye girerken hep şöyle anlatılıyor. Bu sene zor bir yıl. Ve Türkiye'nin şöyle bir özelliği var. Her gelen sene bir öncekinden daha zor geliyor bir şekilde. Şimdi ne yapmalı kısmına gelince, deminden beri anlatmaya çalıştım. Aslında rasyonel olarak bakıldığında Türk lirasında kalmak yatırımcı için doğru değil. Yani -6,5-7'lerden başlayan negatif faiz bugün yaklaşık 35'lere geldi. Yani çok yuvarlayarak konuşuyorum. 15 faiz, işte 50 enflasyon de. Hadi 30 de. Ve bu 30'un daha da açılacağı görülüyor. Yaklaşık bir 5 puan, hatta 5 puandan biraz daha fazla makasın büyüyeceği. Yani -6-7 ile oyuna girenler, sisteme dahil olanlar bugün daha karlılar aslında. Bu kadar negatif faizin olduğu yerde Türk lirasında kalmayı yatırımcının çok tercih edeceğini düşünmüyorum. Ama kur korumalı mevduat hikayesi bence yatırımcı için iyi seçenek. Yani evet, belki şey alıyorsun, ne derler, mevcut banka faizden 1-2 puan eksik alıyorsun, işte enflasyona göre daha düşük alıyorsun, ama en azından paranı bir dövize endekslemiş durumdasın. Yani kur yukarı giderse aradaki farkı alacaksın. Bu hikayenin birinci kısmı. Borsa tarafına gelince, ben hem enflasyonist ortamlarda hem de böylesine negatif faizin olduğu yerlerde, ülkelerde ve özellikle Türkiye'de de borsaya olan ilginin arttığını hep gördüm. O ilginin artacağını düşünüyorum. Bugünler biraz sıkıntılı, likiditenin kuruduğu, hacmin daraldığı günler olabilir, ama önümüzdeki dönem borsa performansı açısından iyi bir dönem olabilir. Ama bu yatırımcıyı memnun edecek bir getiriyi ortaya koyar mı koymaz mı, ondan emin değilim. Altın tarafına gelecek olursak, ben çok önce şunu söyleyeyim. Yani dövizi ve altını aynı sepette düşünmeden uluslararası alandaki ons altından söz ediyorum. Ben o ağırlıkta ortalamanın yıl içinde mevcut seviyelerin daha altında olacağını düşünüyorum. Kripto tarafının ise özellikle genç kuşak tarafından daha ilgiyle değerlendirildiğini, karşılandığını, bu işlerden çok daha iyi anlayan arkadaşlarımla bugün de konuştuğumda, hatta şunu da söyleyeyim. Info Yatırım'ın Instagram'ında bugün sevgili Mine ile sevgili Ece Pulaş bir yayın yaptılar. Şeyde var, Instagram'da var, Info Yatırım'da. Belki arkadaşlar onu da izlemek isteyebilirler. Ece'nin de görüşü o yönde, pek çok arkadaşımın da. Kriptolarda elbette ki tüm anlattıklarım için en riskli olanı, önce onu bir kez hatırlatayım, ama orada da bir getiri potansiyeli olduğu düşünülüyor. Ama ne olursa olsun, bir kere borçla değil, kendi paranızla. Yani 2 ay sonra çocuğun okul taksiti var. 2 ay içinde bir para kazanmam lazım. Ben buradan bir kripto varlık alayım, bir borsaya gireyim, işte bir döviz alayım değil. Vadesi belirli, hatta mümkünse belirsiz, yani uzayabilecek bir vadede olduğunu unutmadan ve ne olursa olsun mutlaka farklı ürünlerden oluşmuş bir sepet mantığıyla. Ha, siz altını yüksek oranda tutarsınız, bir başkası dövizi tutar, bir başkası hisse senedini tutar, ama %100 hisse değil, %100 altın değil, %100 TL değil, %100 döviz değil, %100 kripto değil arkadaşlar. Onu da bir kez daha söylemiş, hatırlatmış olayım. Peki. Ağzınıza Ama sağlık. şunu söyleyeyim bu arada, ben olsam ve imkanım olsa bugün Türkiye'de hala arsa ve tarla alırım. En iyi getirin hala orada olduğunu düşünüyorum. Binadan söz etmiyorum. Konut inşaat, yani konuttan söz etmiyorum. Bugün artık Türkiye'de ev almak falan zaten mucizevi hallere geldi de. Allah özellikle genç kuşağın yardımcısı olsun. Ama toprağa yatırım yaparım mesela. Peki. Bu arada 30 yıllık borsacının da emlakçı gibi kupon arazi önermesi nasıl? 10 numara değil mi?
Çok güzel, çok keyifli bir yayın oldu. Ağzınıza Şimdi sağlık. elimizde birkaç tane kupon arazi var. İsteyen arkadaşlar mail atarlarsa önümüzdeki hafta da arazi dağıtımını Peki. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, gerçekleştireceğiz. bildirimleri açmayı ve videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Ağzına sağlık diyeceğim. Herkese iyi akşamlar. Sağlıklı günler. Oh.